İyi günler efendim. Sözün özüne hepiniz hoş geldiniz. Akit TV ekranlarından hepinizi saygı, hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz. Yavaş yavaş yıl sonuna doğru yaklaşıyoruz. Yılbaşını bir Müslüman nasıl geçirmeli, nasıl eda etmeli? Öyle ki birçok bilgi kirliliği var. Her yıl yılbaşına doğru yaklaştığımızda gündem maddemiz bu oluyor ama bunun yanı sıra hangi yeni bilgilerle kendimizi güncellemeliyiz? Bütün bunları konuşacağız ve bir de yapılan yeni projeler var. Özellikle şahsım noktasında olaya bakmak gerekirse beni son derece sevindiren, netice itibariyle gençlerin İslamiyet algısını daha da pekiştirmek adına yapılan bir takım projeler var. Bunları da konuşacağız. Konuğumuz kim peki? Yusuf Sarıkaya, Sultan Gazi Müftüsü ve ilahiyatçı yazar. Efendim hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Sağ olun. Son derece dinç gözüküyorsunuz aynı şekilde. İnşallah. Yazar kimliğinizle birlikte de edebiyatı konuşalım ikinci bölümde ama onun öncesi şu güncel bir konuyla başlayalım. Yılbaşı meselesi. Tabii ki cami ve okul buluşmalarında geleceğiz. Tamam. Özellikle bir proje, sizin de son derece işin içerisinde olduğunuz bir proje. Tabii. Öncelikle yılbaşı meselesi. Bir Müslüman yılbaşı denilince ne anlamalı, ne idrak etmeli ve nasıl bir uygulama işine girmeli? Evet. Ya şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii seyircilerimizden de başta özür diliyorum. Biraz soğuk algınlığım var. Olur ya hem ses tonum hem ara sıra öksürük falan olursa aflarını rica ediyorum. Estağfurullah hocam. Efendim, yani Müslümanın yılbaşı şeklinde aslında bir şeyi, bir özel bir programı olmaması lazım. Hele hele şu bugün Türkiye'mizde kutlanan veya işte şey yapılan, ön plana çıkarılan bir yılbaşı. Çünkü bizde bir defa yani ibadetler özellikle Hicri yılbaşıyladır. Batılılaşmadan sonra miladi yılbaşlarını kullanmaya başlamışız. Ama şunu söyleyeyim, yani yılbaşı veyahut da işte bu yılı bırakıp 365 yaprağı devirip ondan sonra yeni bir şeye, yıla başlamanın aslında hepimiz için ne yaptım, nasıl geçti bu 365 yaprağı günü yani. Bir muhasebe olmadı değil mi? Nasıl değerlendirdim? Yani ben hakikaten Allah'ın rızasına uygun neler yaptım, neleri yapamadım, hangi şeyler önüme engel olarak çıktı? Bunların muhasebesini yapması lazım. Ben sanıyorum çok yıllar önce Akit Gazetesi'nde bir yazı yazdım. Yazının şeyi efendim nöronların dini diye bir başlıklıydı. Nöronların dini. Nöronlar bu Baltık çevresinde yaşayan kavimler. Biz kavimleri de ilkel kavim falan diye ayırmıyoruz. Kavmin ilkeli olmaz. Bazı kavimlerin belki teknoloji kullanmada bazı sıkıntıları olabilir. Yoksa Adem nesline ilkel demek bana göre yakışmaz. Ama okullarımıza devirler, ilkel devir, işte yontma taş devri, cilalı taş devri falan gibi sanki böyle bir algı var. O da bana göre algı operasyonudur. Çünkü ve Adem'e allemel esmel husna. Yani Allah yeryüzüne atamızı gönderdiği zaman eşyaların isimlerini zihinlerine kodladı. İnsan ilkel değildir. Bunu vurgulayayım. O topraklardaki Baltık civarındaki her türlü geliri ormandan olan o kavme Hristiyanlığı iletmek üzere giden Hristiyan görevlileri orada bu çama falan çok özen gösteren ve özellikle o çamı işte bu yılbaşı döneminde dediğimiz dönemde keserek onu efendim üzerinden atlamaları bilmem onunla süslemeleri falan ta oraya dayanıyor. Aslında Hristiyanlıkta da olan bir şey değil. Yani bırakın Müslüman Hristiyanlıkta olan ayın sanıyorum 25-26 Evharistiye ayini var. Hazreti İsa'nın doğum günü. Yani o var. Orada da işte şaraplı ekmek meselesidir. İşte kanı güya Hazreti İsa'nın şarap yani ekmekte bedeni yenilse bütünleşilir gibi böyle bir inanış. İslam'da bu böyle bir inanış yoktur.
Dolayısıyla hele hele bu hindi meselesi... Tam ona geleceğim hocam. Yani... Amerika Birleşik Devletleri özellikle bağımsızlık günlerinde, Nisan aylarında hindi keserek bunun kutlamasını yapıyor. Aynı şekilde Noel ayında da, Noel ayı mı demek lazım, yılbaşı mı demek lazım, günü mü demek lazım, böyle bir hindileri kesme, hayvanları katletme meselesi söz konusu. Tıpkı bizim Kurban Bayramı'yla bağdaştırmaya çalışıyorlar. Öyle ki Kurban Bayramı noktasında bir takım hayvanseverler ortaya çıkıyorlar. Durun yapmayın, hayvanları kıymayın deniliyor ama söz konusu Noel olduğu zaman onlar sanki biraz daha seslerini düşürüyorlar, öyle sanıyorum. Yani benim tavsiyem hayvanseverler, herkesi kastetmiyorum tabii, kastı mahsusam yok. Bana göre bu konuda direnenler öncelikle insan sevsinler. Yani bunu özellikle vurguluyorum. Çünkü bugün bakın Halep'te, orada burada o çocuklar, o yıkıntı altından çıkanlar. Yani esas buna tepki koymak lazım. Yani tabii bizim kurbanımız da bunların hiçbir alakası yok. Alakası olamaz çünkü kurban bir defa Rabbimizin emri olarak, iki onun bunun öyle bir psikolojik ve sosyolojik boyutları var ki ben bir yazar tavsiye edeyim. Onun bir kitabı var. Ali Murat Daryal'ın, sanıyorum doçent doktor hocamız, kurban psikolojisiyle ilgili bir kitap yazdı. Onu bir okusunlar. Yani nedir? Bir defa insanoğlunun kurbanda öncelikle efendim Rabbine en sevdiği malı bağışlaması söz konusudur. Dolayısıyla konuyu çok fazla derinleştirmeyeyim çünkü başka alanlar var. Yani kısacası yılbaşı dediğimiz bu hadise bizim kültürümüzde, medeniyetimizde, hele hele kör kütük sarhoş olarak, hele hele efendim her türlü affedersiniz yani ahlak boyutlarını aşan şeyleri yaparak böyle bir yılbaşı kutlanmaz. Bununla ilgili son sorumu soracağım ve ardından konuyu farklı bir noktaya getireceğim. Evet. Şu son süreçte benim de dikkatimi çekiyor. Bu kadar şehit vermişken ve hala da şehit verirken, bir operasyondayken Türkiye, acaba diğer yıllardan farklı olarak bir takım kendini modern olarak addeden insanlar bu yılbaşını nasıl geçirecekler? Bu son derece önemli bir soru. Diğer taraftan aslında Müslümanlığından kuşku duymadığımız, elhamdülillah Müslümanım diyerek kendini nitelendiren insanlara da bakmak lazım. Şu milli piyango bileti noktasında son dönemde çok tartışılıyor. Evet. O konudaki cümleler neler? Yani bir defa milli piyangonun da İslami hiçbir cevaz noktası yoktur. Yani şimdi hediyeleşmek var. Ama buraya para yatıran herkes diyor ki bana çıksın. Başkasına çıktığı zaman eyvah bana çıkmadı, yazıklar olsun diyor. Yani böyle bir durum var. Bir de İslam'da mal edinme yollarına baktığımız zaman içerisinde milli piyangoyu görmedik biz. Yok öyle bir şey. Yani mal edinme yolu ya çalışarak elde edilir, alın teriyle helal yoldan, ya miras yoluyla gelir, ya hibe olur, yahut da efendim ne yapar? Birisi tarafından hediye verilir. Yok bunlar. Yani milli piyango ve şans oyunları dediğimiz oyunların hiçbirinin İslami kaynaklarda cevazı yoktur. Hatta bu konuda şunu söyleyeyim. Geçmiş Arap toplumlarında falan mesela bir diyelim ki kumaşı koyuyorlardı. Buradan taş atıyorlardı. Onun neyin üzerine düşerse onu alıyordu. Düşmezse alamıyordu. Bunların hepsini İslam yasaklamıştır. Caiz değildir. Yani benim ne yapacak ki yani milyarlar çıksa ne olur ki? Ve çıkanları da görüyoruz. Yani öyle amcaları, dayıları, hala oğulları, teyze oğulları, dostları çıkıyor ki bir bakıyorsun bir yıl sonra adam şey olmuş. Yani çok affedersiniz yolunmuş, kaza dönmüş. Neden? Çünkü yani bizim bu atasözümüz biraz yanlış kullanılıyor ama halk anladığı için söyleyeceğim. Yani boştan gelen boşa gider,
Ama bu atasözümüz yanlış yerde kullanılır. Maalesef. Hayden gelir, huya gider. Evet. Bu sözü tabii karşılayan bir söz değil. Evet. Evet. Şu bakış açısıyla aslında piyango işine soyuluyorlar. Bana bir para çıkarsa ben bu parayı kenarda bırakırım. Bankadan tıpkı kredi çekmek gibi. Öncelikle o parayla bir iş kurarım. Ardından piyangodan çıkan parayı karşılarım ve tekrar iade ederim. Bu nasıl bir bakış açısı hocam? Yani şimdi o neye benzetelim bilmiyorum ama şunu söyleyebiliriz. Efendim insanoğlu parayla nasıl imtihan olacağını bilmez. Makamla mevkiyle de öyle. Sağlıklı bir duruş olması lazım. Yani dolayısıyla bunu söyleyen kişinin böyle bir şey yapması muhaldir. Olsa bile kaynağı efendim haramdan gelen şeyin sonucu helal olmaz. Tabii. Değil mi? Çok önemli. Tabii hocam. Yani. Peki bu konuyu da böylelikle kapatmış olalım. Yılbaşına girerken aslında yılbaşında bir Müslümanın neler yapması gerektiğini özetlediniz. Özellikle tefekkür edecek ve bir muhasebeye kapanacak. Tabii. Bir yıl boyunca neler yaptığını şöyle bir zihninden geçirecek. Aynen. Artık ömür de yavaş yavaş gidiyor yılbaşı ile birlikte. Kendini bir süzgeçten geçirmesi tabii gerekir. Tabii. Peki günümüze gelelim. Günümüzde de elbette ki birçok kişinin sorumluluğu, birçok kişinin türlü türlü sorunları var. Bu noktada sorumluluk size düşüyor. Sorunu olanlara el uzatmak noktası. Evet, peki sorunu olan insanlara el uzatma noktasında bir takım projeler var öyle sanıyorum ki. Bu projelerden biraz bahseder misiniz? Evet. Yani şu okul cami buluşmasıyla alakalı. Yani biz ilçe müftülüğüne geldiğim dönemde Sultan Gazi'yi çok canlı ve çok diri bir ilçe olarak buldum. Önce bunu söyleyeyim. Başta saygıdeğer kaymakamımız Ali Uslanmaz Bey, Milli Eğitim Müdürümüz İbrahim Bey, İbrahim Demir Bey, yine Belediye Başkanımız Cahit Altunay Bey, ayrıca siyasi partilerimizin çok kıymetli başkanları, bunlar çok büyük bir muhtarlarımız, basın, yani kısacası STK'lar, çok canlı ve diri. Geçen bir hatta veda programı yaptılar, orada da söyledim. Şunu söyleyeyim, öncelikle genç, çok önemlidir. Herkes genç üzerine yatırım yapar. Yaşlı insanın zaten yani bütün kararları, bütün duyguları değişmezleri bitmiştir. O orada kalır o. Çok zor. Nadiren çıkar. Dolayısıyla genç kuşağın da bana göre önünde birkaç tane çok ciddi tehlikeler var. Bunu gençlerimiz inşallah dinliyordur. Birinci tehlike şu. Yarın yaparım hastalığı. Erteleme. Ya. Yani zannediyor ki genç ben büyüyüm, okulu bitireyim, evleneyim, askerliği yapayım, ondan sonra bak neler yaparım falan. Hiç kusura bakmayın. Ne diyor? Yarın yaparım diye uğraşma. Bugün de dünün yarınıydı. Değil mi? Ne kadar mana. Değil mi? Bugün de dünün yarınıydı. Yarın diye bir şey yok ki. Onun için gençlerimiz özellikle çok iyi okumalılar sohbetlere ama böyle yani başkanlığımızın yahut da güvenilir yerlerin sohbetlerinde okumalarıyla kendilerini yetiştirmeleri lazım. Mesela ben genç kuşağa bir Ali Fuat Başkil'in gençlerle baş başayı okumasını tavsiye ederim. Bir Nurettin Topçu'yu tavsiye ederim. Bir Necip Fazıl'ı, bir Mehmet Akif Ersoy'u Allah rahmet eylesin. Amin. Yani amin. Ölüm şeyde geliyor. Yani dolayısıyla hep de bu insanlar bunun üzerinde durmuş. Mesela şey diyor ki Ali Fuat Başkil merhum, onun ayrıca Din ve Laiklik diye bir eseri var. Okunması gereken bir kitap. Böyle elit ve kültür. Din ve Laiklik. Din ve Laiklik. Okunması gereken bir kitap. Orada diyor ki genç adam diyor, hayatta gördüğün
yanlış insanlar sanma ki kendileri yanlıştı. Yanlış arkadaşın kurban olduğu için yanlış oldu. Bu bir. Mesela şey diyor ki Nurettin Topçu, hayatta diyor kötü insan yoktur. Olsa olsa iyilikten nasiplenmemişler vardır. Bu da onlar adına zaten kötülük kadar müthiş bir garabet öyle yani, sanıyorum. Değil mi? Nasiplenmemek. Yani, değil mi? Ya ilgilenilecek. Hatta Hazreti Peygamber aleyhisselam buyuruyor ya İnnallâhe yâgfir tevbete abdim mâlem yugarrir. Yani Allah efendim can boğaza gelip de Azrail'le yüzleşmeyinceye kadar kişinin yanlıştan rucuğunu kabul eder. Yani yeter ki şey versin. Akif ne diyor? Akif Asım'ın nesli diye onun bir hedefi var değil mi? Bugün elhamdülillah Asım'ın nesli iş başında onu söyleyeyim. Bugün Asım'ın nesli iş başında. Asım'ın nesli diyordum ya, nesil, meğer nesilmiş, çiğnetmedi, vatanını çiğnetmeyecek diye tam hatırlayamadım. Yani evet, onu şu anda yaşıyoruz. Ne konuda yaşıyoruz hocam? O Asım'ın nesli meselesi önemli. Gençleri yani, nasıl buluyorsunuz şu dönemde? Yani şöyle söyleyeyim. Birincisi, bu gençlerimizden kimimiz çok ümitsizleştik. Hayır, ona hakkımız yok. 15 Temmuz... bu ümidi, bu ümit kesmeyi yeşertti. Bu işte duaların sonucudur. Bu efendim Asım'ın neslinin duyarlılığının sonucudur. Yani dedi ki otur yerine, sen sadece iktidardan, hükümetten emir alırsın, bizim irademizi silahla, uçakla çalamazsın dedi. 250 ya yakın şehidimiz oldu değil mi? Allah bir kez daha rahmet eylesin. Galiba. Amin, amin. İşte bugün 14 tane Fırat Kalkanı'nda o hain Daesh denilen güya adı bilmem İslam İslam geçen. Maalesef. Tamamı piyon olan, piyon. Tabii şimdi Amerika'nın şeye de efendim Hizbullah'a falan da silah sattığı ortaya çıktı bugün basında geçiyor. Ondan sonra efendim çok yakında yine şehit olan işte efendim Adana'da, Kayseri'de, İstanbul'da, burada, İstanbul'da değil mi, Beşiktaş'ta. Yani bu bunu bilen hainler Asım'ın neslini istemiyor. Asım'ın neslinin karşısında da Tevfik Fikret'in nesli vardı. Ya Abdülhamid'i merhumu attın, attın avcı ama vuramadın diye hayıflanan o adam var ya, o da batı kafalı, oğluna git oğlum batıdan ilim öğren, medeniyet öğren dedi. Oğlu Haluk gitti, Amerika'da papaz olarak hayatını kaybetti gitti. Ya sonuç bu. Evet, şimdi şeye gelince, biz evet, bundan hareketle, bundan hareketle şunu yaptık biz. Dedik ki, ya bu gençliğe dokunalım dedik. Dokunmadan olmaz. Yani ne yapalım? Oturduk imamlarımızla. Çok cevval imam hatiplerimiz var. Ben onu açık söylüyorum Sultan Gazi'de. Çok cevval okul müdürlerimiz ve öğretmenleri var. Zaten baştan söyledim, Milli Eğitim Müdürümüz, kaymakamımız falan. Birleştik. Bu üçüncü yıl dedik ki, bir, özelde İmam Hatip liselerine takviye, Arapça, Kur'an-ı Kerim dersleri versin bizim tahsili müsait olan din görevlerimiz. Son sınıflara camilerde uygulama yaptıralım. Müezzinlikten başlasınlar. Evet. İmamlık, hatiplik, vaizlik. Bunu planladık. Sonra ilçe genelinde din dersi, ilahiyat mezunu hocalarımız camilerde kürsüye çıksın dedik. Vatandaşa vaaz etsin, sohbet etsin. Yani bu birikimi, bu devlet, bu yetimlerin efendim şeyiyle oluşmuş olan vergileriyle okuduk biz. Yani bunun bilincinde olmamız lazım. Yoksa kim bu kadar sene tek başına okuyabilir? Onu yaptık. Özelde, genelde de ne yaptık? Genelde de dedik ki, birincisi din dersleri en yakın camilerde,
yapılsın. En az her iki dönem iki defa. Hı hı. Orada yapılsın. Hocayla görülsün, hocamızla. Onunla cübbesi sarığı ile. O atmosferin içine sokabilmek değil mi hocam? O atmosferin içerisine sokabilmek. Hı hı. Camide abdest aldırabilmek. Bir vakit de olsa namaz kıldırabilmek. Böylelikle sevdirmek hocamız da hediyelerle onları karşılamak suretiyle çok güzel bir şey oldu. Ne geldi kulağımıza biliyor musunuz? Çocuklardan ben camiye girmeye korkuyordum. Ne güzelmiş. İyi ki girdim diyenler oldu. Bunlar geldi kulağımıza. Şimdi gençlere baktığımız zaman ya internet kafelerdeler ne yazık ki ya da işte nargilelerin içildiği o kafede boğuluyorlar. Gençlikleri yani, de heba olup gidiyor hocam. Olup gidiyor. Sonra onlar böyle her dönem iki defa, üç defa bazen sınıf sınıf, bazen grup grup geliyorlar. Hocalarımız onlarla efendim vatan, millet, din, diyanet konularında sohbet veriyor. Onlara kitaplar dağıtıyor, onlara öğütler veriyor. Ve böylelikle ilçe genelinde biz her efendim mahalleden kaç cami var? 10 cami var. 10 caminin başına bir tane lider seçtik. Dedik ki arkadaşlar siz buna bağlısınız. Bunlara dedik ki gidin müdürlerle görüşün mahallenizdeki okulların bir oturum yapın. 15 günde bir oturum yapın. Böylelikle efendim yani sadece okullar doldur boşalt değil, aynı zamanda din, diyanet, vatan, millet sevgisi öğrensin düşüncesiyle böyle bir efendim projedir. Ve bu projeyi dışarıdan falan şey yapanlar var, takip edenler var, bizlerden istiyorlar. 1400 yıllık geleneğin somut tezahürüdür bu. Yani beden ilmiyle efendim din ilmi bütünleşmedikçe efendim fizik ilmiyle din ilmi bütünleşmedikçe Türkiye'de iki uç meydana gelir. Bu ülkeye de zarardır, kendilerine de zarardır. Biz bunu sağlamaya çalışıyoruz. Yani çok güzel özetlediniz. Dün özellikle bir profesörü konuk etmiştik biz de bu stüdyoda. Tıpkı sizin söylediğiniz cümleleri sarf etti. Böyle en azından bir kanaat birliğinin olması beni de kendi anlamda ele alınmak gerekirse bu olayı memnun etti. Evet. Netice itibariyle şimdi cami, okul buluşması, gençlerin camide kendilerini ifade etmeleri, en azından o sosyal yoğunluğunu caminin içerisinde gidermeleri son derece önemli bir mesele açısından. Evet. Ki Osmanlı Devleti'ne baktığımız zaman aslında gençlerin, vatandaşların sürekli camide toplantılar yaptığı, sadece bir ibadet noktasında değil, bir ev gibi görüldüğü dönemler o dönemler tabii, hocam. Tabii, neler söyleyeceksiniz tabii. Bu konuyla ilgili? Yani bir defa dedim ya, yani biz sosyal hayattan kopuk cami ve din görevlisi istemiyoruz. Her türlü olumsuzluğuna rağmen sosyal hayatın içine giren bir cami ve din görevlisi peşindeyiz. Bu Sayın Diyanet İşleri Başkanımızın ve başkanlıktaki yetkililerin de ortak düşüncesidir. Onun için şu anda 4-6 yaş grubu eğitimler yapıyoruz. 4-6 yaş tabii, grubu çok erken hocam, tabii, çok maşallah. Tabii çünkü esas değerleri o çocuklar orada kazanıyor. Oyun içerisinde. Oyunla birlikte ve bunun da eğitimini almış rastgele insanlar değil. Dolayısıyla yani camiden kopuk bir din, bir fizik ilmi veya camiden kopuk bir sosyal hayat ve sadece ölümlerde cenazesi camiye gelen bir Müslüman sonuçta büyük husran içindedir. Yazık oluyor. Hayatın ne zaman geleceği, ölümün ne zaman geleceği, ne zaman gideceği belli değil. Yani onun için bakın şimdi bütün alimlerimize bakın. Mesela bugün toplumun herkesin bildiği alimler. İmam Gazali, cami ve medreselerde yetişmiş insandır. Efendim Mehmet Akif Ersoy aynısı. Yani bütün o filozoflar dahil, yani Mimar Sinan'ından tutun, bütün o bizim temel taşlarımızın hepsi
buralarda yetişmiştir. Sonuç itibariyle şunu söylüyorum. Yani bilgi bizi olgunlaştırmıyorsa, bilgi bizi efendim kendimize getirmiyorsa o bir yüktür. Hani ayet-i kerimede geçiyor ya estağfirullah. Meselul lezine hummilut tevrate thumme lem yahmiluha mealin vereyim. Meselul lezine hummilut tevrate thumme lem yahmiluha kemethelil himar yahmilu esfera. Şöyle benzetiyor. Özellikle bu ayetin iniş sebebi Yahudilerdir, Yahudi bilginleridir. Ama Kur'an-ı Kerim'in nüzul sebebinin hususi olması, umumi olmasına engel değildir. Ne diyor, ne buyuruyor Rabbimiz? Sırtlarında kitap taşıyıp da o kitabın efendim içindekilerle kendini, Rabbini bilmeden hareket edenler, affedersiniz, sırtlarında faydalı kitap taşıyan merkebe benzer merkebe diyor. Merkebe benziyor. Aynen. Öyle. Çünkü ilim bizi olgunlaştırması lazım. Rabbimize götürmesi lazım. Sorumluluğumuzu artırması lazım. Bugün bizim en fazla üzerinde durmamız gereken şey bu. Bu mesele son derece önemli. Bununla ilgili bir soru sormak istiyorum. Benim şu anda gözlemim şu. Yani bir aktarım, bir köprü vazifesi kurması gereken o bir önceki nesil, şu anki nesile sanki o değerler noktasındaki bilgileri aktaramıyor hocam. Yani bir ebeveyn düşünüyorsunuz, işinden gücünden ibaret hale gelmiş durumda. Ne dini bilgisi ya da ne dünyevi bilgisini çocuğuna aktaramıyor. Çocukta ne oluyor? Sizin işte kitap yüklü merkep ifadeniz gibi 24 saat okulla ilgileniyor, işte sosyal medyayla ilgileniyor, arkadaşlarıyla sosyalliğini gideriyor ve aslında babasının bilgi haznesinden daha fazla bilgi haznesine nail oluyor ama içinde imani bilgi olmadan. Yani şöyle söyleyeyim. Başta bir defa biz bir travma yaşadık. Yani bunu bazıları farklı yöne çekebilir ama işin doğrusu Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren haseten de o şeflik döneminde maalesef, yani bunu söylemekte beis yok. Din eğitimi bir kuşağa efendim yasaklandı. Yani bunun canlı örnekleri var. Benim dedem de bunu yaşadı. Yani bir büyüğümüz anlattı. Kuzuluk dediğimiz bu ağılın içerisinde kuzuların hapsedildiği yerde annelerini emip de sütü tüketmesin diye orada benim dedem Kur'an öğretmiş. Ve jandarma yakalamış. Sanki büyük bir ceza, cürüm işlemiş gibi sokak sokak dolaştırılmış. Yani bizim anneleri babaları suçlamamız çok insaflı olmaz. Yani onlar şunu yapıyor, bizim zaten okul cami buluşması dediğimiz şeyin amacı da o. Yani oradan bir şey, özel öğretenler olur, ona bir şey demiyorum. Yani özel eğitim almıştır, bir yere gitmiştir, sohbetlere katılmıştır falan. Ama bizim esas bu işte okul cami buluşmasındaki projem bu açığı kapatmaktır. Dolayısıyla yani o insanlar büyük sıkıntılar içerisinde yaşamış ve ekmek derdine düşmüştür. Nafaka derdine düşmüş. Ne yapsın yani, onun yapacağı nedir? Okula göndereyim. Çocuğum aman benim gibi bilgisiz kalmasın. Değil mi? Hepsinin hedefi o. Yoksa çocuğunu alır bir yerde çalıştırmak ister. Kaçak da olsa, bilmem ne de olsa. Fakat bu konuda bu insanlar bunu yapmıyor. Aman diyor, çocuğum okusun diyor. Bu gençler de tabii, yavrular da babalarının durumlarını iyi bilmeleri lazım. Yani onlara çok saygılı olmaları lazım. Hiçbir anne baba, istisnalar hariç, oğlunun, evladının kötülüğünü düşünmez.
Ve şunu söyleyeyim, bilgisayar ve internet öğrencilerimizi değil, yani kişileri değil, kişileri yönetmesi değil, bizim bilgisayar ve interneti yönetmemiz lazım. Yani o bize hakim olursa başaramayız. Hı hı. Ama orada da ailelere büyük bir görev düşüyor hocam. Çocuklarını tabii. Görmeleri ve ilgilenmeleri noktasında. Tabii. Aile şifreleri koydurması hı hı. gerekiyor. Devletimiz yapıyor bunu. Hı hı. Efendim orada belli şeyleri koyması gerekiyor hı hı. elbette. Elbette. Yani inşallah şey yapacağız. Yani hı hı. Gidişat ve bilgilenme iyi. Bu Türkiye geneline yaygındır. Zaten İmam Hatip liselerimiz özellikle bu konuda daha da yani bu eğitimi belli düzeyde alıyor. Yani lise ve ortaokullarda da lütfen bütün velilerimiz şeyli olsun, duyarlı olsun, Kur'an-ı Kerim ve siyer derslerini çocuklarına aldırsınlar. Bu çok önemli. Seçmeli ders onları öyle sanıyorum ders, tabii. ki bunda seçmeliler tabii, netice itibariyle. Tabii. Yani madem sen öğrenemedin, çocuğun öğrensin. Hı hı. Peygamberimizin hayatını öğrensin. Kur'an-ı Kerim'i hı hı. öğrensin. Yani durum bu. Evet. Okul cami buluşmaları son derece ilginç bir proje. Öyle ki aslında ilginçliği şu. Sizin az önce altını çizdiniz ya. Kaybolan bir nesil. Yani dini eğitimden mahrum olmuş bir nesil için son derece ilginç bir proje. Evet. Bundan önce zaten bu projelerin hepsi yapılıyordu ve gayet hayatın olağan akışı içerisindeydi. Peki bu sadece Sultan Gazi ile mi sınırlı kalacak? Yayılacak mı bu Türkiye geneline? Bu konuda sizden bir görüş isteyen herhangi bir yetkili falan oldu mu? Yani şeyler var. Yani bu konuda farklı ilçelerden talepler var. Hı hı. Ama şunu söyleyeyim. Zaten Diyanet İşleri Başkanımız özellikle her ay yahut da ziyarete gittikleri yerlerde hı-hı. gençlerle camilerde buluşuyor. Profesör Doktor Mehmet Görmez. Mehmet Görmez hı-hı. hocamız. Orada kesinlikle buluşuyor ve onlarla yani yakın atmosferi teneffüs ediyor. İkincisi Allah izin verirse yine Diyanet İşleri Başkanlığımızın gelmedi ama konuşuyoruz. Ben de onu düşünüyordum doğrusu ilçede. Hı hı. Cami gençlik kolları kuracağız. Cami gençlik kolları. Hı hı. Yani 4-5 tane, 7 tane hı hı. öğrenci caminin gençlik kolu üyesi olacak. O gençlik kolları hocayla projeler yapacak. Mahalleye inecek. Yani sadece din, ilim bir şey öğretmek için değil. İcabında o mahallede ulaşamadığımız fakirler, garibanlar, kimsesizler, hı hı. kim var, okuyamayan kim var, 3-4 tane çocuğu üniversitede haşlığa ihtiyacı mı var, bunları tespit anlamında. Şu anda gerçi bazı camilerimizde bu var. Bunu bazı hocalarımız çok rahat yapıyor. Hı hı. Allah razı olsun. Hem o Suriyelilerle ilgilenme hı hı. konusunda hem de işte Halep'e yardım konusunda falan. Yani dolayısıyla bu manada şey söz konusu. Yani böyle bir bu proje Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından buna benzer belki daha genişi Türkiye genelinde hı hı. uygulamaya konulacak inşallah. Yani ben şunu görüyorum inşallah elbette. Diyanet işlerinin de bir bütçesi var. Bu bütçe aslında kimi zaman Diyanet'e gönül vermeyen, İslam'a gönül vermeyen ama bu topraklarda olan elbette ki vergisini veren insanlar tarafından sorgulanıyor. Hı. Hakkıdır, sorgulansın. Hı. Ama bir taraftan da şu var. Diyanet yıllar yılı işte Kur'an kursu açma noktasında bir takım işlevlerin içerisine giriyor. Aslında sizin de bu projeyle altını çizdiğiniz mesele son derece önemli. Yani Diyanet de artık sokağa. Artık Diyanet de gençlere yetişme noktasına gelmiş. Bu noktada bu değişimi nasıl özetlemek lazım hocam? Yani bir defa şunu söyleyeyim. O tür şeyler söylüyorlar ama hı hı. tabii Diyanet İşleri Başkanlığımız bazı şeyleri çok yani topluma şey yapmıyor. Yani yaparken bunu hasbilikle yapıyor. Hı hı. Aslında şöyle söyleyeyim. Özellikle Diyanet tarihimizde tabii inişler çıkışlar olmuş, sıkıntılı dönemler olmuş ama özellikle Mehmet Görmez hocam ve ondan önceki hocalarımız tarafından
Hakikaten Diyanet İşleri Başkanlığı kendini gerçekten topluma kabul ettirmiş bir kurum. Şimdi bakın, mesela Diyanet İşleri Başkanımız özellikle her toplantısında, her konuşmasında hepimizin sorumluluğunu tek tek hatırlatıyor. 3 aylık projeniz olsun diyor. 6 aylık projeniz olsun. 9 aylık, 1 yıllık projelerle yürüyün. Yani şöyle söyleyeyim. Biraz Diyanet İşleri Başkanlığı'na dışarıdan şey yapanlar biraz şey, yani gözleri kapalı değerlendirmeler. At gözlü diyelim hocam. Öyle yıllar diyor. Yılı bize söylediler. Yani, biz de şimdi söyleyelim. Şimdi bakın mesela geçen şeyden Diyanet İşleri Başkanımızla geçen çarşamba bir Ankara'da yeni atanan il müftüleri toplantısı oldu. Orada Pakistan ziyaretinden bahsetti. Pakistan ziyaretinde Pakistan'daki İngilizlerin gidişinden sonra oluşmuş olan her bir küçük küçük yerler bir cemaate verilmiş ve herkes kendi gettosunda, tabiri caizse ötekiyle irtibatı olmayan, ötekiyle bağlantısı olmayan, benim şu camim var, benim şu kadar müntesibim var diyerek bir de onların içerisine şey de yerleştirmiş diyor. Kimisini Kur'ancı, mealci yapmış, kimisini hadisçi yapmış. Aralarında itibat yok. Peki konuşalım hocam tekrar kaldığımız yerden. Kısa bir reklam arası vermemiz gerekiyor. Arkadaşlar da uyardılar 2 dakika boyunca. Peki kısa bir reklam arası verelim. Dönüşte sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. İnşallah. Evet, Yusuf Sarıkaya Sultan Gazi Müftüsü konuğumuz. Gençleri konuştuk, İslamiyet'le bağlarını konuştuk ve bu gençlerle, okullularla camiyi buluşturma noktasındaki projeleri de masaya yatırdık, konuşmaya çalıştık. Öyle ki son derece önemli bir proje. Netice itibariyle o kaybolmaya yüz tutmuş değerler sisteminin ve gevşeyen bağlarının yeniden onarılması için yapılması gereken işlemlerden bir tanesiydi. Hocamızla sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hocam aynı zamanda sadece Sultan Gazi değil, Elazığ'da da 9 yıl boyunca, çok uzun süreler boyunca görev yapmış bir insansınız. Peki orada bir eksiklik var mı? Yapılması gereken projeler neler? Ne söylemek istersiniz? Ya ben şöyle söyleyeyim. Yani Elazığ Harput Eğitim Merkezi Müdürlüğü yaptım. Şimdi de işte 7 Aralık'tan itibaren Elazığ il müftüsü olarak atandım. Allah izin verirse 7 Aralık'tan itibaren Elazığ il müftüsü olarak atandım. Daha buradan şeyimi kesmedim. Ama yani 10 Ocak 12 Ocak falan gibi o civarda da başlayacağım. Biz de hayırlı olsun diyelim bu vesileyle. Allah razı olsun. Şimdi Elazığ benim hakikaten çok sevdiğim, çok dostlarımın olduğu vatanperver, mütedeyyin halkı ile o bölgenin saygın illerinden. Ben tabii Harput'ta eğitim merkezi müdürlüğü yaptım. Eğitim merkezleri Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı, valilikle doğrudan. Dolayısıyla 20 civarında eğitim merkezlerimiz var. Bunun şeyi şu, kimisi müftü ve vaiz yetiştirir bazı eğitim merkezleri. Bunun en eski ve en önemli örneği Haseke Eğitim Merkezi'dir. Şimdi Pendik'e taşındı tabii. Bir de göreve yeni başlayanlarla görevde olan arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın eğitimleri yapılır. Yani işimiz eğitimde. Ben zaten yani aşağı yukarı 37-38 yıllık bir görevliyim. Ve 2,5 falan yıldır ilçe müftüsüyüm. Onun dışında hep eğitimde uğraştım. İmam Hatip liselerinde, Siirt İmam Hatip'te, İstanbul Sarıyer İmam Hatip'te öğretmenlik yaptım. Yani oradaki açıklıkları da çok iyi bilen birisiniz. Ondan sonra burada Haseki'yi okudum. Tevhid Kur'an kursunu idare ettim bir ara.
Ve ki onlar da çok iyi çocuk, şu anda maşallah devam ediyorlar. Asım'ın Nesli Vakfı olarak size de konuk oluyor sanıyorum zaman zaman. Hı hı. Evet, şimdi dolayısıyla Harput'ta biz 9 yıl kaldık. O bölgede aşağı yukarı benim zamanımda 10 bin din görevlisine ulaştık bir şekilde. Yani hizmet içi eğitimle ulaştık, hac seminerleriyle ulaştık, mahalli eğitimlerle ulaştık. Yani o zaman, o dönemde Fikret Karaman Bey, Profesör Doktor, şu anda Malatya İlahiyat Fakültesi Dekanı, değerli dostumuz, kardeşimiz. Onunla birlikte orada çok böyle koşturduk yani. Çok iyi bir çalışma performansı ortaya koyduk. Yeniden benim Elazığ'a tayinim, sanıyorum Sayın Başkanımızın ve Başbakan Yardımcımız, Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımız. Sonuçta imza Cumhurbaşkanımızdan çıkıyor. Bunların benim orada çalışmam herhalde, yani bölgeyi tanımam açısından herhalde ön plana çıktı. Ve ben de çok memnun oldum. Çok dostlar arıyor. Hayırlı olsun diyor, tebrik ediyor. Ben de buradan onlara selam söylüyorum. İnşallah birlikte Elazığ halkıyla, din görevlileriyle birlikte çok güzel şeyler yapacağız. Çünkü tabii önceki müftümüz, önceki müftülerimizin yaptıklarının üzerine onların da tecrübelerini değerlendirerek, yani İnşallah. Yoksa yeniden bir şey ortaya koyacak değiliz. Ama orada da sanıyorum bu okul cami buluşmasını yapacağım. Tam oraya yani, gelecektim. Evet. Öyle sanıyorum ki kafanızda da bir proje var. Yani, buradan oraya taşıyacağım. Taşıyacağım. Çünkü bu hakikaten geleceğimiz için çok önemlidir. Yani hocalarımızın okullarda derse girmesi. Kimisi diyor ki efendim ya tahsilin müsait olanlar girsin arkadaşım. Girsin ve o çocukların yüreğine dokunsun. Bizi ayakta tutan maneviyattır. Maddiyat da önemlidir ama maneviyatsız maddiyat kaba bir güçtür. Bugün Cumhurbaşkanımızın ve yetkililerimizin konuştuklarına bakarsanız böyle İslami şeylerden süzülmüş kelimelerle konuşuyor. Bunun sebebi bu aldıkları eğitimdir yani. Yoksa çok insanlar gördük, çok konuşmalar duyduk. Yani hiçbirisi bizi yürekten bağlamadı. Ama bunlar ne diyor? Yani ben diyor, Halep'te diyor, efendim o yığıntıların arasından çıkarılmış olan Umran bebeği, Aylan Kürdi'yi, bugün efendim bak dünya sessiz ama bizim devletimiz bastırdı. Bugün 40 bin kişi Halep'ten efendim İdlib'e tahliye edildi. Burada 4-5 milyona bakıyoruz. Ve bu millet var olsun. Bu millet hakikaten... Emniyet sibobu gibi sanki. Ya yani öyle olsun, tabii. Öyle ya. Değil mi hocam? Tabii ya. Yani geçen biri bir şey anlattı. Çok ilgimi çekti. Diyor ki Arafat'tayız diyor. Farklı milletlerden hacılar var. Türklerden de var diyor. Türkiye'den de var hacılar diyor. Biri geldi diyor, uyuyor millet, istirahat ediyor. Biri geldi, uyardı diyor, kalk. Ya dedim ki niye ötekileri kaldırmıyorsun? Dedi ki diyor, ilginçtir. Siz uyursanız Müslümanların başına felaket gelir. Türk olduğunu biliyor ama değil biliyor mi? Biliyor tabii. Bayrakları var ya. Siz uyuduğunuz zaman bizim işimiz biter. Sizin uyumamanız öyle lazım. Müthiş bir şey. Peki bunu hangi niyetle söylemiş? Yani şunu söylüyor, diyor ki, ya iyi niyetli de, yani şöyledir, yani diyor ki siz uyumayın. Hakikaten bize uyku yakışmaz. Hayır, mizah noktasında mı söylemiş yoksa gerçekten? Yok, yok, yok. Hatta Diyanet İşleri Başkanımız bir hadiseden bahsetti. Tavaftayız diyor. Tavafta diyor, dua ediyor adam. Allah'ım Türkiye'ye yardım et, Allah'ım Türkiye'ye yardım et. Sonra diyor, yanaştım, neden Türkiye diyorsun, kendi memleketine dua etmiyorsun? Dedi ki diyor, ben eğer kendi ülkeme dua edersem sadece kendi ülkeme dua etmiş olurum.
Ama Türkiye'ye dua edersen bütün dünya Müslümanlara dua etmiş olurum. Onun için böyle dua ediyorum dedi diyor. Yani kurtuluşu Türkiye olarak görüyor. Öyle tabii. Öyle değil mi hocam? Öyle tabii yani. Ve biz düştüğümüz yerden de böyle kalkacağız. Yani biz yine lider olacağız. Ve bizim liderliğimiz şey değil. Ben şunu söyleyeyim. Yani benim hatta yine sanıyorum bir gazetede yayınlanan bir yazım vardı. Fetih ve İşgal diye. Yazar kimliğiniz de var aynı zamanda hocam. Var evet. Yani özellikle Akit'te o zaman bazı müstahar isimlerle de yazdım. Orada fetih hakla, hakikatle, adaletle toplumları buluşturma işidir. İşgal ise yeryüzü, yeraltı zenginliklerini o ülkenin alıp kendi ülkesine götürmek yahut da onu sömürmektir. Bugün dünyayı bu felakete sürükleyen Batı ve Batı'nın diğer uzantısı olan Amerika'dır ve bunlardır yani. Bugün bu yani ne gerek var yani bu Suriye'de bu kadar insanların efendim telef olmasına? Nasıl yüreğiniz dayanıyor? Ya bir tane Almanya'da bir şey oluyor, herkes ayağa kalkıyor. Fransa'da bir şey oluyor, herkes ayağa kalkıyor. Halbuki biz yine taziye ediliyoruz. Değil mi? Yine taziye. Çünkü yani bizim görüşümüzde şey yoktur. İnsanları yargılamadan cezalandırma yoktur. Böyle durum ya bizim medeniyetimizde de sevgi vardır, hoşgörü vardır, İslam dini, barış tabii dini bize bu emredilir. Barbar değiliz yani. Gittiğimiz değiliz. Her yerde savaş çıkartmamışız. Gittiğimiz tabii, her yerde tabii kan, gözyaşı dökmemişiz. Medeniyet hocam, götürmüşüz. Medeniyet götürmüşüz. Yani o milletlere biz medeniyet, insaniyet götürmüşüz. Bugün Avrupa'daki o Bosna Hersek'te, Makedonya'da, Kosova'da yani niye adamlar alem Müslüman olarak anlatıyorlar gittik ziyarete. Yani ezadınız bambaşkaydı diyor. Buradan bir şey götürmedi ama buraya çok şey yaptı diyor. Biz böyleyiz ve böyle de olacağız. Takdir eden tabii Batılılar da var. Özellikle Macaristan Cumhurbaşkanı sürekli bu stüdyoda dillendiriyorum ama Osmanlı'ya minnettarlığından bahsediyor. Osmanlı olmasaydı biz çoktan asimile olmuştuk diyor. Doğrudur. Doğrudur. Hep öyledir zaten. Yani İstanbul'un içerisinde ne kadar mesela farklı etnik, din grupları var. Yaşamış bunlar. Halbuki burayı biz fethetmişiz. Fethettiğimiz zaman kimseyi kılıçtan geçirmemişiz. Herkes ticaretinde devam etmiş. Yani bir Osmanlı lazım. Tabii buradan şunu düşünmesinler. Vay efendim Osmanlı'yı diriltmeye mi çalışıyorsunuz? Yok yok. Oradaki tabii düşüncenin dirilmesi lazım ki yeryüzündeki bu kadar kan gözyaşı dursun. Artık yani buna bir dur denilmesi gerekir. Odur. Şu anda jandarma olduğu söylenilen Amerika Birleşik Devletleri var. O da kan dökülmesinden yana taraf. Öyle. Öyle değil öyle mi? Öyle. Onun için yani neslimizin çok bilinçli, şuurlu yetişmesi lazım. İntikam hırsıyla değil, akıllıca, kendi değerlerini bilen, kendi değerlerine sahip çıkan ve sorumluluk kuşanan. Bu çok önemli. Biz bu dünyada bak ikimiz şu asırda, şu saatte beraber olmuşuz. Bu saati nasıl değerlendirebiliriz? Buna bakmamız lazım. Günlük hayatımızda olacak elbet. Yani o da öyle. Ama her hareketimiz şuurlu, bilinçli, dikkatli, sorumluluk içerisinde olma. Yani bunlar çok önemli hasletler. Yitirmememiz gereken hasletler. Yani dolayısıyla bizim hasleten genç kuşağa söyleyeceğimiz şey çalışkan olsunlar, dürüst olsunlar, ahlaklı olsunlar. Hatta herkes tıpa gitmek zorunda değil. Herkes hukuka gitmek zorunda değil. Herkes falana gitmek zorunda değil. Lise biter, bir yere giremeyebilir. Ama dürüst bir vatandaş, dürüst bir Müslüman olsun. Yani bugün mütedeyyin, dindar bir marangoz da eli öpülesidir, bir tekstil işçisi de eli öpülesidir. Çünkü bu ülkeye katma değer sağlıyor. Alnının terini ortaya koyuyor.
Bu böyle yani. Peki evet. Hocam son dakikalara doğru giriyoruz. Genel anlamda bir özet isteyeyim sizden. Hem Elazığ'a da vermeniz gereken mesajları içeren genel anlamda bir özetleyin efendim. Yani şöyle söyleyeyim, ben Harput benim hayatımda çok önemli bir yeri olan bir efendim mahalle. Elazığ mahallesi şu anda. Aslında Anadolu'ya girişte ilk yerleşim yerlerinden ve bin yıllık orada camimiz var, Ulu Cami. Eğri minareli cami derler. Ben onun karşısında tam lojmanda 9 yıl oturdum. Ve Keban Barajı'nın uzantısını gece o hilalin çıkışıyla birlikte yakamoz diyoruz onun o ışığını çok seyretmişimdir. Ve hatta Harvak'ın, Harput Vakfı diye bir vakıf var. Onun bir dergisinde Harput'u tüketmeyelim diye de bir yazı yazdım. Yani Harput sadece piknik yeri olmamalı. Harput medeniyettir. Harput efendim bir kültürdür. Onun için Elazığ'daki dostlarımıza, arkadaşlarıma dua etmelerini söylüyorum. Dua etsinler. İnşallah uyum içerisinde iyi bir hizmet veririz. Bütün şeyimiz bu. Yani isteğimiz, dileğimiz bu. Ben gözlerinize baktığım zaman Elazığ'ı da çok özlediğinizi okuyabiliyorum hocam. Doğrudur. Peki çok teşekkür ediyorum aktardıklarınızı değerlendirmeleriniz için. Sağ olun. Allah razı olsun. Evet efendim, Yusuf Sarıkaya Sultan Gazi Müftüsü ile konuştuk. Sohbetimizi gerçekleştirdik. Öyle ki artık Elazığ'a doğru çıkacak. 10 Ocak mıydı hocam? Görev yani orada belki 10-12 Ocak değişebilir. Yani buradan 2 Ocak'ta ayrılmayı düşünüyorum. Peki, evet okul ve cami buluşmaları şeklinde bir projenin altına da imza attı hocamız. Dileriz devamı gelir efendim. Bizden bugünlük de bu kadar. Yeniden görüşünceye dek dualarınızı esirgemeyin. Hoşçakalın.